Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu hafta açıklanan iki tane halk arzından birincisi olan Sanica ısıyı inceleyeceğiz. Öncelikle Sanica ısının halk arz detaylarını inceleyeceğiz. Ardından finansallarını ve de arkadaşlar ardından en önemli kısım diye nitelendirdiğim ucuz mu pahalı mı kısmını birlikte inceleyeceğiz dostlar. Şimdi analize detaylı tanıtıma geçmeden önce değerli arkadaşlar sizlere ufak bir komisyonsuz tüyo vereyim. Midas yatırımda hisse senedi alım satımlarınızda komisyon yok, bedava. Açıklamalar kısmında linki bırakıyorum. Hızlıca tıklayın, indirin, üye olun. Aldığınız hisseler için komisyon ödemeyin. Ödeyeceğiniz başka yerlerdeki ödeyeceğiniz komisyonlar yerine de hisse senedi alın. Haydi gelin. Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul tek uygulamada. Borsa İstanbul'da yıl sonuna kadar komisyonsuz işlem için hemen Midas yatırım hesabını aç. Gelin başlayalım. Evet, Sanica ısıya baktığımız vakit arkadaşlar artık klasikleşen bizim kanalımızın ritüeli olan sunum formatımıza yerleştirdik ve inceleyelim. Talep toplaması tarihleri 4 gün 15, 16, 17, 18 Kasım biraz uzun tutmuşlar. Büyük bir halk arz. İlk, yani çoğu son zamanlarda 4 güne çok denk gelmiyorduk. Genelde 3 gün oluyordu maksimum. Fiyatı 20 lira, 20.03, buraya 23 yazmış, 20 lira diyelim düz hesap. Oransal dağıtım 40 milyon lot toplamda satılacak, 801 milyon TL'lik büyük bir halka arz demişiz. Burada da aynı şekilde fiyatı şurada 20.03 olarak söyleyeyim arkadaşlar, bir noktada daha deminki nokta 23 görünüyordu. 20.3 olarak görünüyordu. Şimdi taahhütlere baktığımız vakit iki tane güzel taahhütü var. Bence en önemli olan şu. Diyor ki Sanica halk arzının elde edeceği gelirin tamamı, yani 801 milyon TL ile 30 gün sürecek fiyat istikrarını hedefliyor. Bak bu çok önemli. 30 gün boyunca buradaki gelecek tüm parayla fiyat istikrarını hedefliyor. Fiyat istikrarı kesinlikle yapacak demiyor. Hedefliyor. Gerekirse yapacağını belirtiyor. Ayrıca diyor ki 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacak. Dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak satışa ve halka arz olmayacağını, payı satılmayan şirket ortakları tarafından da 1 yıl boyunca satış yapılmayacak ve halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağını taahhüt ediyor. Güzel. Bence en önemlisi ilk defa da bu var. Son halka arzlar son 1-2 yıldır. Yani gelecek fonun tümüyle fiyat istikrarını hedeflemek ilk defa denk geldim. İyi mi? İyi. Bizler için iyi. Şimdi dağıtım oranlarına bakarsak arkadaşlar %100 oransal zaten olacak. Yurt içi bireysel %50. Bizler bu %50'lik kısma giriyoruz. Yurt içi kurumsal firmalardan gelecek talepler için %40 ayırmışlar. Yurt dışı kurumsala da %10 ayırmışlar. Eğer buradaki kurumsallarda yeterli talep gelmez, boşluk olursa buradaki lot sayıları da bireysel %50 tarafa aktarılır. Bilginiz olsun. Ne olur ne biter tabi onu öngöremeyiz. Kaç lot düşer? %100 oransal bir dağıtım olduğu için bunun da bir cevabı yok maalesef. Eşit dağıtım olsa bunu öngörebiliriz ama oransal dağıtımı maalesef göremiyoruz. Şimdi hangi aracı kurumlardan başvurabilirsiniz? Öncelikle onlara da bir bakalım. Baktığımız vakit Gedik Yatırım ve İntegral Yatırım bunun iki ortak konsorsiyum lideri. Buralardan başvurabilirsiniz. Ayrıca hızlıca okuyayım sizlere. A1 Kapital, Acar Menkul, Ahlatçı, Ak Yatırım, Anadolu Yatırım, Alnus Yatırım, Ata Yatırım, Aktif Yatırım, Bizim Menkul değerler. Burgan Yatırım, Deniz Yatırım, Dinamik Menkul, Garanti Bankası, Global Menkul değerler. Halk Bank, ICBC Bank, ING Bank, Marbaş, Meksa, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Philip Capital, QNB Finans Bank, Piramit, Şeker Bank, Taciller Yatırım, Odea Bank, TEP Bank, Tera Menkul değerler, Trive Yatırım, Trive Yatırım eski Işık FX oluyor. Türk İş Yatırım, Ünlü Menkul değerler, Vakıf Bank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bank, Yatırım Finansman, Prim Menkul ve Pay Menkul değerler AŞ olarak karşımıza çıkıyor. Yorumlarda göreceğim muhtemelen Midas'tan başvurabiliriz diye. Midas Yatırım bu konsorsiyumun içinde şu an için yok. Umarız önümüzdeki halk arzlarda olurlar diye düşünüyorum. Neden halk arz oluyor arkadaşlar? Öncelikle Sanica ısı halk arz gelirlerini diyor ki %40'ı ile yurt dışı yatırımlarında, şurada göreceğiz onu, %30'unu işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, onu da finansallarda örneğini göreceğiz. Geri kalan %30'da finansal borçların ödemesinde, hemen kısa vadeli borçları göstereceğiz orada. Sanica ısı yönetim kurulu başkanı Nesimi Fatinoğlu'nun geçtiğimiz ay verdiği röportajda öne çıkan noktalar diye bir dergide buldum yazıyı, sizler de bu içinde buraya koydum.
Diyor ki panel radyatör üretiminde dünyanın önde gelen üreticilerindeniz. Satışların %76'sı ihracat. Güzel. Romanya ve Yunanistan'da boru üzerine bir paketleme üretim tesisi düşünüyoruz. Bak yurt dışı yatırım diyordu ya %40. Ah bak burada zaten gelmiş. Savaş dolayısıyla Rusya'da atıl durumda olan birçok fabrika fırsat barındırıyor. Avrupa'da da enerji talebi nedeniyle üretim yapamayan firmalar ile flört halindeyiz. Üretim yapamayanların yerine de kendi tesislerinde üretim yapabilirler gibi anlıyoruz bunu. Elektrikli kombi üretimine yakın zamanda başlamayı düşünüyorlar. Nasıl ki arabalar artık elektrikliler gelmeye başladı. Elektrikli kombi de mantıklı olabilir. Şöyle bir de şirketi tanıyalım. Şirkete baktığımız vakit değerli de arkadaşlar Sanica Isı AŞ 1987 yılında kurulmuş Fatinoğlu Holding kuruluşu olarak geçiyor. Kalite, sağlık ve yeniliğe devam eden özgün yaratıcı üretimlere, sektöre ve Türkiye'ye değer katıyor denmiş. İki ülkede 7 tesiste üretim yapan 50'den fazla ülke ihracat yapıyor. Güzel. Burada da aynı şekilde zaten söylüyor. Avrupa'nın en büyük 5 küvet üreticisinden birisi. Dünyaca tanınan saygın markalar arasında yer alıyor demişler. Halka arz sonrası çıkarılmış sermayesi oranı %33.33 olması planlanıyor. Tamam. Şimdiye kadar ne yaptık? Halka arzın detaylarını tanıdık mı? Eşit miymiş, oransal mıymış, kime ne kadar geliyormuş, kaç paraymış, nerelerden başvurabilirmişiz gibi gibi. Ardından şirketi tanıdık mı? Ne yapıyor? Ne iş yapıyor? Yurt dışı mı yapıyor? Yurt içi mi yapıyor? Gelecek parayı ne yapacak? Bana ne taahhüt veriyor? Bunları yaptık mı? Yaptık. Şimdi gel şirketin finansallarına bir bakalım. Şimdi dostum finansallara baktığımız vakit dönem varlıkları şöyle gelelim. Toplam dönem varlıklar 2020 yılında 494 milyonmuş. 2021'de 700 milyonlara çıkmış. 2022'nin İkinci çeyreğindeki ne baktığımız vakit 1.1 milyarlarda. Dönem varlıklarda ciddi bir artış var. Buradaki artışın sebebi ticari alacaklar olarak geliyor. Nakit benzerler olarak geliyor. Güzel. Şimdi duralım. Toplam duran varlıklara bakarsak 69 milyondan 252 milyona çıkmış. 2020'den 2021'e 69 milyonmuş, 252 milyona çıkmış. Şu an ikinci çeyrek güncel bilançosunda da 278 milyon olarak karşımızda değerli arkadaşlar. Neymiş bu? Maddi duran varlıklardan gelen bir artış var burada. Nedir? Tesis açmıştır, fabrika açmıştır. Onun değerlemesi yansıyor kısacası. Şimdi gelin bir de borçlarına bakalım. Borçlarına baktığımız vakit dostlar 2020 yılında toplam kısa vadeli yükümlülükleri 295 milyonmuş. 2021'de 547 milyona çıkmış. Şu anda da 958 milyon olarak karşımızda 2022 ikinci çeyrek bilançosuna göre. 958 milyon olarak karşımızda. Ne diyordu fon kullanım yerinde? Geri kalan %30 %40'lık kısmında da kısa vadeli yani işletme sermayesine finansal borçların ödenmesi diyordu. Bir öncesinde ne diyordu? İşletme sermayesine kalacak. İşte bu borçlar içinde biraz yönelmişler gibi duruyor. Tamamıyla öyle diyemem çünkü yurt dışı yatırımlarında kullanacaklar. Uzun vadeli yükümlülüklere bakarsak değerli arkadaşlar 2020'de 65 milyon, 2021'de 94 milyona çıkmış, 2022 ikinci çeyrekte 86 milyon olarak karşımızda. Uzun vadeyi iyi yönettiklerini söyleyebiliriz. Şöyle bir de kar marjına bakalım. Net kar marjı 2021'in 6. ayında %9.3'müş, 2022'de %0.6, neredeyse %1'lik bir net kar marjı var. Ciddi bir net kar marjında düşüş var. Bunun ana sebebi de ana pazarlarındaki resesyonik durumlar olacağını düşünüyorum. Şimdi rasyolarına bir bakalım. Şimdi bu adamın borçları dedik o artmış şudur budur ama ödeyebiliyor mu döndürebiliyor mu şimdi onları göreceğiz. Cari orana bakarsak 1.15 olarak karşımıza yani diyor ki ben diyor o çok büyüyen bir kısa vadeli borcun tamamını ödeyebilirim diyor. Güzel. Likidite oran 0.52, nakit oran 0.04. Şimdi likidite oran düşük. Nakit oran şirketin cebindeki nakit ve nakit benzerleri düşük arkadaşlar. Zaten halka arzından gelecek noktalar buralar daha da toplanacağını düşünüyorum. Kaldıraç oranına bakarsak %76 görünüyor. Yani finansal borçlarla biraz daha yoğunlukta büyümeye gidiyor. Onu söyleyebilirim. Burada dikkatimi çeken bir noktada şu stoklardaki ciddi bir artış var. Bu stoklardaki artış şirkete çok ciddi pozitif yansımalar yapar. Şimdi neymiş? 2020 yılında yaklaşık 200 milyonluk, 2021'de 382 milyon, şu anda güncelde 530 milyon TL'lik bir stok var. Depoda duruyor. Bunu satacak. Tamam. Durum bu. Yani buradaki
Net kar marjı tarafındaki düşüşü dünyadaki genel PMI, üretim tarafındaki düşüşler kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İkincisi, şirketin kısa vadeli borçlarının ne kadar böyle ciddi bir artış olmuş olsa da dönem varlıklarıyla cari oranı 1.15 gelmiş. Bunları çok rahat bir şekilde karşılayabildiğini görüyoruz. Şirket aldığı paranın zaten toplayacağı fonun halka sunusu yaklaşık %40'ını zaten yurt dışı yatırımlarında kullanacak. Burası bir hikaye oluşturacak. Tamam. Geri kalan tarafta arkadaşlar şey olacak. Sermayesine, işletme sermayesine kaçacak ve finansal borç verecek. Buradaki bizlerin çok büyük gibi gelen noktaları düzenleme yapacak. İyi, güzel. Şirket mantıklı noktaları doğru hareket etmiş. Ne kadar iskontolu verilmiş? Halka arz iskontosu %20 olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Durum bu. Finansalları da anladık mı? Anladık. Muhtemelen şunları duyacaksınız başka yerlerde izlediğinizde. İşte borçları çok yüksek, borcu var, şöyle böyle falan, ama gördüğümüz gibi rasyolar tarafında herhangi bir böyle anormal bir sıkıntı görünmüyor. Şirketin cebinde biraz nakit azalmış. Buradaki nakitin azalmasındaki noktayı da kaldıraç oranında daha çok finansal borçlarla çevirdiğini orada ispat ederek gösterdik. Ama böyle ağam şağam büyük bir sıkıntı yok. Şimdi ucuz mu pahalı mı tarafına bakalım. Ardından da ben ne yapacağım onu konuşacağız. Şimdi ucuz mu pahalı mı tarafına baktığımız vakit şu tabloyu bizim Twitter'da Çetin abiden aldım. Hiç uğraşmayayım dedim. Aşağıdaki noktaları da FastWeb Mali Analiz Pro'dan kullanıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Baktığımız vakit fiyat kazanç oranı 47, piyasa değeri defter değeri 2.7 olarak gelmiş. Halka arz sonrası cari oran 1.85'e çıkmış. Biliyorsunuz şu anki günceli 1.15'ti. İçeriye para girdiği için burada da bir artış olması çok normal. Böylelikle likit oran ve nakit oranı düzelmiş oluyor yani. Bilginiz olsun. Şimdi fiyat kazanç oranı 47, bina malzemeleri sektörü FK'sı 18. Yani sektör 18, bizim bu Sanica ısı 47-48. Pahalı mı? Pahalı. Piyasa değeri defter değeri tarafına bakarsak ilgili sektör 5.2, Sanica 2.7. Burada ucuz. Sonuç. Sonuç ucuz mu pahalı mı? Bence pahalı. Bilginiz olsun. Katılıp katılmayacağım noktasına katılacağım. Sebebi şu. Şu vermiş olduğu taahhütlerde ilk 30 gün toplam fon 801 milyon TL ile ilk 30 gün boyunca fiyat istikrarını hedefliyor dendiği için birincisi. İkincisi, şirketin yurt dışı tarafında var olan bir hikayesel bir yatırım oluşturacağını düşünüyorum. Ve de gelecek sermaye ile bu bilanço tarafını düzelteceğini düşünerekten ben katılacağım diyorum. Ama ana katılma noktam da şu özellikle. Gelen 801 milyon TL'yi fiyat istikrarında tamamını kullanabileceğini söylüyor. Ana noktadaki katılma sebebim bu. İkincisini söyleyeyim. Piyasa her zaman ucuz olana o şöyle gidecek böyle gidecek değil. Bunun en büyük örneği yakın zamanda Kroplast'ı söyleyebilirim. Kroplast da pahalıydı. Çok ciddi rasyolarda pahalıydı. Ama 10 tavan gitti. Bak bu 10 tavan yapacak diyemem. Öyle bir şey söylenemez. Fakat Kroplast da pahalıydı. Piyasa talep gösterdi gitti. Bu tarafta da benzer şeyler olabilir mi? Neden olmasın? Tamam. Sonuç olarak oransal dağıtım ben katılacağım. Katılmamın ana sebebi fiyat istikrarını 30 gün boyunca bütün toplanan fonla yapacak olması. İkincisi de yatırım tarafında yurt dışında böyle bir yatırım hikayesi oluşturabileceğini öngörebilmemiz ve onların yani fon kullanım yerinde bunu resmi olarak söylemesi. Durum bu arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.